biz yine düştük yollara. Evet, Aslan bugün AVM gezmek istediğini, çok özlediğini söyledi. Ve koronadan sonra ilk AVM'ye gidişim. Evet. Şimdi AVM'ye gidiyoruz. Bizim burada bir yakın AVM. Yani yakın derken yine tabii vesaitle gidiliyor ama yakın. Oraya gideceğiz. En yakın o mu? Evet. Birazcık gezelim bakalım ne var ne yok. Gezelim gelelim. Bayağı gündemden geri kaldık yani. Değil gündemden. Mi? Kartal da yine uyandığı gibi aldık onu. Annem. Annemiz benim prensim. Annemiz benim ballım. Haydi bismillah. Evet, burası outlet mağazaların olduğu bir AVM. Şöyle tişörtler 20 lira. Canım. 20 lira olunca azca kaçırırım. Kaçırmaz. Ondan sonra böyle tight tarzı şu tarz şeyler 10 lira. Böyle pijama gibi. Şurada harika 20 liraya şortlu takımlar var. Şöyle alt, üst. Alt çok güzel. Neyse. Ne o? Ne o? Pijama mı gezelim mi? Canım. 10 liraya basic düz tişörtler. 15 liraya böyle daha desenli. Bunlar da şey pijama takımı, böyle tişört gibi altı uzun. Çok güzel valla. Bunlar da 26-27 lira. Evet, çok güzel. Bunlar da herhalde ev elbisesi. Bak çok güzelmiş. Bu da 20 lira. Hı? Bence bu. Bence de. Şöyle 40 lira ya da şöyle daha bir kışlık gibi. Çok güzel. Bu üstü. Bu altı. Şöyle hani şimdi moda ya, 3 bölümlü elbiseler. 40 lira. Evet, Asya'ya bu harika elbiseyi aldık ve ödedim kasada. O beni burada bekledi, giyindi bile. Evet, çünkü çok rahat ve şırıltılı. Evet, şöyle eteği bir tık bana uzun geldi böyle ona. Hani şöyle ama mi olmasını istiyorum? Birazcık daha dizde istiyordum, böyle, evet. Böyle. Evet, neyse bakarız. Uzaklaş bakayım. Çok güzel. O ne? Burası mavi cinsin outlet'i. Böyle. Çok güzel gerçekten. Giyin bakayım. Ne? Böyle işte sepetler yapmışlar. Parça parça pantolonlar, montlar. Şöyle iki tane. Mesela burası iki tane 100 lira. Orası iki parça 60 lira. Tişört muhtemelen. Burada montlar var. İki tane. Asya, o deri ceketi buradan almıştık sana. Evet. Adet 100 lira. Anne o fırfırlı bak, o çok güzel işte ya. Bayıldım. Hı hı. Bak. Bunu giydin oğlum, çöp torbası. O ne ya? Seni görende bir ayakkabını bağlamaya eğilsen. Çöp torbası zannederler. Evet. Dön bakayım. Çok şık gerçekten. Çok. Efendim. Evet, Asya'nın elbisesiyle alışveriş videomuza başlayalım. Eve geldik biz. Şöyle Asya'ya. Çok şık, çok güzel bence. Ben çok beğendim. Dediğim gibi boyu bir tık kısa olabilirdi. Ayağında çoraplar, spor ayakkabı giydiği için. Boyu bir tık daha kısa olabilirdi ama böyle tam bir ne derler, böyle tiril tiril bir, evet, yaz elbisesi. Çok güzel.
Rahattı değil mi? Rahat. Hatta orada giyindi yani. Dayanamadı orada rahat. Giyindi. Evet. Birinci parçamız buydu. Bu. Evet. Evet, sizi şöyle karşıma alayım. Aynı yerden, o hani böyle ilk girdiğimiz mağazadan aldığımız bir ikinci parça bir şey daha var. Bunu da Vasya'nın elbisesi. Bunu da göstereyim. O mağazanın adı bu arada neymiş? Miss Mürem'miş. Şöyle bir yazısı var. Dediğim gibi Zeytinburnu Outlet, yok değil, Zeytinburnu'nda Olivium Outlet Center. Burada bütün mağazalar outlet. Asya kardeşim, baksana buradan göremiyorum. Şöyle Asya'ya bir eşortman gibi ama şöyle göstereyim. Paçaları şöyle pantolon paçası. Hatta böyle kendinden katlı pantolon paçası. Üstleri de şey, normal eşortman gibi. Çok güzel bir penyesi var. Şöyle göstereyim. Üstü böyle normal eşortman gibi, cepleri var. Okulda bile giyebilir. Kışın çok kullanışlı olacaktır. Böyle şeyler bulmak zor gerçekten. Bunun fiyatı 35 lira. Herhangi bir pazarda bir eşortman böyle alt, öyle bir şey bile 35-40 lira neredeyse. O yüzden bunu bulmuşken aldık. Gerçekten çok güzel. Okulda giyinemem. Çünkü okulda bizim Lacivert. Öbür okulla karıştırdım. Doğru. Yani mecbur kalsan giyersin yani. Doğru, hani mecbur kalsan kışın. Bir giyerim. De dedi kışın normal pantolon olarak giyersin anneciğim çünkü buna. Çünkü bizde kontrol de yapıyorlar ya, bir tane arkadaşım böyle siyah pantolon giymişti bir kere. Arada bir yaparlar öyle buna kontrol. Buna ceza vermişler. Doğru yani. Haklısın, özür dilerim, okulda giyemezsin o zaman ama kışın pantolon olarak evet, her yere evet, giyersin evet. Bunu. Evet, bir de oradan bunu aldık, sonra oradan çıktık. Gratis'te indirim vardı, %50 indirim. Ne zaman neyinin? Asya bir baksana şuna, nerelere gitmiş o yine? Yerde mi o? Evet, yerde. Yatıyor, bir şey yok. Bir türlü emeklemeye geçemedim. Eğiliyor. Bir bacağını büküyor, bir bacağını büküp de ittiriyorum, kaktırıyorum. Öyle koyuyorum. Olmuyor. Ondan sonra oradan çıktık gratis'e. Gratis'te dediğim gibi %50 indirim vardı. Gratis'ten ne aldık? Şöyle Asya parfüm istedi. Çünkü parfümün anneannemde olmuştum, anneannem kullanıyor. Ondan sonra şöyle indirimle bunlar 12 liraya gelmişti. Çok çok iyi fiyat bence. Değil mi Asya, 12 idi bunlar. Evet, bunun kişi evet. Nerede acaba? Şu bunun da şöyle portakal, orkide mi var üstünde? Çiçeklerine bakarak aldık daha doğrusu. Kokusu dedik hangisinin hiç güzeldir? Tester yoktu malum. Tester kalır mı gratiste? Şöyle bir. Ay Asya çok güzel. Gerçekten. Dur bakayım. Vallahi çok beğendim ama öyle bir şey ki çıkmıyor. Çıkmıyor. Evet, bunu böyle kullanıyoruz. Dur şunları bastıralım. Tamam. Ay anne çok güzel. Sen kullanmayacaksın. Düdük kadarmış ama olsun. Sen yok be, 50'lik tamam. Şöyle hemen klasik. Oo bayağı güzel Asya, bak. Tamam diyor ya, al. Sen kullanmayacaksın. Tamam, ben niye kullanayım, al. Güle güle kullan. Ondan sonra gratis'ten bunu Kartal'a aldım. Ne zamandır onu aslında diş macunu bulamadım. Yani çocuklar için. Bir yaştan sonra. Bir dakika, bunun kapağı nerede? Buradaydı, aha bak burada. Çocuklara bir yaştan sonra. diş fırçalama alışkanlığı getirilmesi gerekli. Ondan sonra bunu buldum. Çocuklar için olan diş fırçası. Bunu aldım ama diş fırçası. Diş macunu bulamadım. Bunu artık başka bir yerden alırım. Şöyle şunu aldım. Benri'nin indirimle 4 liraya inmişti şöyle şu üçlü fırça. Yedek olsun diye aldım. Bunu banyo dolabına atacağız. Sonra İlk defa bir Benren'in şöyle diş macununu aldım. Bu da çok... Aa, ne oluyor Asya ona? Bağırıyor anne. Klasik Kartal biliyorsun. Hayır, bir şey mi oldu, ona mı bağırıyor? Hayır. Naneli güzel bir diş macunu. Bu da bayağı bir indirim. %50 indirimli valla. 4-5 liraya falan geliyordu. Ondan sonra bir de Asya kendine... Arada derede vallahi beni kandırıyor, atıyor sepete bunları bu kız. Aa. Bu ne? El kremi mi bu? El kremi.
Tamam, açmıyorum. Al. Asya kendine bunu aldı. Bu da 3-3,5 lira. Çünkü gene oradan aldığım bir şey. El krebim bitmişti. O yüzden aldım. Al tamam. Teşekkür ederim. Ondan sonra. Sonra Waikiki'ye girdik. Waikiki'den hani orası outlet'tir. Şöyle bir de orada galiba sadece kids var. Büyük Waikiki'sini bulamadık. Kartalı yapacak bir şey yok. Çok üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Bağırıyor. Kartal'ın şöyle şeyleri yok. Şimdi mesela Ağustos, Eylül, Ekim ayında falan böyle hani ince, uzun kollu bir şeyleri yok. Yani zaten işte hani çok küçüktü. Biraz büyüdü, hafif uzun kollular aldım. Sonra zaten yaza girdik. Yazın zaten giydikleri büyük küçük çok fark etmiyor. Ama şöyle uzun kollu şeyleri yok şimdi. Hani belki dedim indirimli öyle bulurum ama yoktu. Hep yazlıklar vardı, klasik tabii ki. Evet. İndirimliydi. Çok güzel şeyler var. Şortlar bilmem ne ama yani çok fazla. Bir de hesap edemiyorum. Öbür seneye hangi boy giyer diye hesap edemedim. O yüzden almadım. Ama sadece bir parça aldım. Bunu öbür seneye inşallah öbür sene olur herhalde diye düşünüyorum. Şöyle 24 numara. Çok tatlı. Parmak arası şöyle. Şeyler. Ne bu ya? Terlik mi diyeyim işte, sandaletler. Bunun da fiyatı tek bir tane kalmıştı. 13 lira yenilmiş. Bunu da o yüzden aldım. Oya kalkmaya çalışıyor. Ay ne yaptım? Otur dedim evet, sana. Evet, bunları aldım kartal. Oradan yeşil mi böyle turkuaz gibi bir rengi var. Yeşil, mavi her neyse. Ondan sonra yine orada bir mağazaya girdik. Neymiş bu? Arda Acar diye bir mağaza. Şöyle Asya'ya üst 10 liraya. Yani ne deniyor bunlara? Büstiyer deniliyor ama hani böyle genç kızlar iç çamaşırları gibi böyle bunlardan aldım. Ama biz bunları nerede kullanacağız? Denizde. Ne oldu? Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun benim bal suratlı? Biz bunları, Asya bunları denize girerken kullanacak. Şöyle üstüne, altına da ya şimdi artık böyle nasıl diyeyim? Mayo, bikini zaten böyle çok şey, hani çok böyle rahatsız, orası burası falan açılıyor. Bikini çok giysin istemiyoruz. Mayo da aynı şekilde. Hem altına bunları giyinip altına şortla denize girecek. Altına bikini altı giyinse bile üzerine ince bir şort falan giyecek. Asya düşürürsün anneciğim. Şu elin çok kötü. Ters tutuyor şu anda çocuğu. Ondan sonra bunları aldık. Tanesi 10 liraya yani diyeceğim o. Bu da tamam. Ve alışverişin en güzel kısmı. Şimdi mavi cins. Şimdi oradaki mavi cinse biz genelde oraya gittikçe giriyoruz. Oradan Onur'un tişörtleri vardı. En çok sevdiği iki tane beyaz tişörtü, bir tane de siyah tişörtü oradan. Ve hani böyle özel bir şey olduğu zaman, ya özel derken hani bir gezmeye bilmem ne gittiği zaman illaki o tişörtlerini giyer. Diğerlerini öyle günlük işe mişe giyerim. Onları çok sever. Ben de bir tanesini maalesef tatilde bir şeylerle yıkandı ve beyaz tişörtü uçuk pembe oldu. Onu şu anda uçuk pembe olarak giyiniyor ama beyaz tişörtü yok olmuş oldu ve ben de onun oradaki aynı o tişörtünden bir tane aldım o outlet mağazadan. Bu beyaz tişört çok önemli değil o şu anda bizim için. Bizim için önemli kısmı nedir? Şimdi orada dediğim gibi böyle şeyler var, işte kutular var böyle. İşte yazıyor şeyde, iki tane pantolon işte kaç para, 120 lira, 200 lira. Onlar şeylerine göre sınıflandırmışlar. Montlar var işte, kabanlar bilmem ne, iki tanesi 200 lira. Ondan sonra tişörtler, gömlekler var işte, iki tanesi 60 lira, iki tanesi 80 lira. Hani böyle böyle sınıflandırılmış kutular var. Ve o kutulardan işte atıyorum mesela... İki tanesi 100 lira mont kutusundan. İki tane mont alırsan 200 lira oluyor. İki tane karıştırdım. Neyse.
200 lira olan kutudan 2 tane mont alırsan 200 lira oluyor ama o kutudan tek bir tane alırsan 120 lira oluyor. Yani tek alınca da öyle bir fark var ki her neyse çok konuştum. Demek istediğim mavi cinsin ürünlerini zaten biliyorsunuz çok çok güzeldir her zaman. Şöyle iki parça mont aldık bir tanesi. Bu kimin tahmin edersiniz? Asya'nın. Bu şöyle göstereyim. Bu S beden bir. Şöyle. Ha? Vardır anneciğim. Şöyle kürkü. Anneciğim gel. Şunu bir giy. Şöyle bir. Çok güzel. Ne oldu? Size kartalı göstereyim de bari. Sen onu giyin o sırada. Kalkmak üzere. Evet hadi anneciğim. Aferin. Hadi annem kalk al bunu. Al bunu al. Al bunu al. Gel gel gel. Gel buraya gel. Gel şımarma hemen gel. Gel. Evet bu alışveriş videosu bayağı bir karıştı. Ne yapıyorsun Asya? Düzgün bir bağla bakayım şunu bir göreyim. Ay rengi var ya böyle ha ben çok severim bu rengi. Bağla bir annem. Dur. Şunları aç. Dur. Evet. Bağla bakayım fermuarını. Nerede bu fermuarını? Ne kadar beceriklisin Asya. Teşekkür ederim. Rica ederim. Anneni seviyorsan alkışla. 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 Annem şu an kızdı. Alkışlar. Alkışlamıyor. Giydin mi? Ay şapkanı da tak tam kışlık ol madem oldun. Ay çok sıcak bastı değil mi? Evet çok tatlı Asya. Çok güzel bir. Şurası falan harika görünüyor. Evet. Bunu mavicisten sadece 100 liraya aldık. Ben şimdi anne bak kız ne yapacağım bak şimdi. Çocuğu ezmedi. Ne kadar bekleyeceğim? Gerçekten çok yaratıcı. Hadi yürü Eskimo. Şimdi kaybolacağım hazır mısın? Bak. Kayboluyorum. Hazırım. Bir, gerçekten kayboldum. Bekle şöyle kaybolayım ellerim. Biz böyle. Gidelim buradan. Oldun mu? Evet benim ikinci parçada benim şöyle şu asker yeşili rengini ben dönüp dolaşıp eve bu renge gidiyorum ama çok gerçekten şık. Gerçekten çok seviyorum. Şöyle onu. Üzeri ne gibi diyeyim. Önü kapanmıyor bu arada. Evet önü kapanmıyor haklısınız. Zayıflayınca inşallah kapanacak diye umut ediyorum. Bir de niye aldım biliyor musunuz? Bedenen falan çok rahat çok iyi de. Ben zaten bu tarz şeylerin hiçbirisinin önünü kapatmam. O yüzden benim için çok sorun değil. Yani şöyle bir şey. Zorlasam kapanıyor da şöyle zorlamıyorum. O yüzden kapanmıyor diyorum. Şöyle bir ceket. Şöyle şurasında işte kurdeleden bağcıkları var. Şeyi çok güzel ya. Şöyle şu şeyi böyle güderi mi diyeyim. Çok güzel böyle bir kumaşı var. Evet benimki de bu. Evet. Çok sıcak hemen soyunduk. Evet aldıklarımız bu kadar. Bu arada parfüm kokusu çok güzel hala duruyor. Aldıklarımız bu kadar. Şimdi ne yapacağız? Buralar toparlanacak tabii ki. Klasik. Kartal'ın karnını doyurmam lazım. Kartal orada. Ben şey yapmadım böyle. Ivır zıvır hep öyle bir şeyler atıştırdı. Böyle ekmek falan aldım yanıma. Çünkü zaten kalkınca hemen gitmiştik. Emzirmiştim de. Bir de ekmek falan aldım elime. Çünkü ekmek kemirmeyi böyle ekmeğin köşesine küçücük aldım. Ekmek kemirmeyi seviyor şey olarak hani tokluk olarak değil de hani mızmızlanmıyor. O yüzden o bir şey yemedi. Şimdi hemen hep birlikte bir karnımızı doyuralım. Senin telefon çalıyor. Mesela açmayacağım mı? Açacağım. Aç. Kulaklığımı arıyorum. Gel ne yapıyorsun? Açtım. Hadi verirsin. Geldim.